açalım biraz. Bu yıllık ortalama 40 milyon gelirimiz var ama şu anki performansla alakalı. Evet, yani iyi kullanılmış bir potansiyelle yaklaşık durum. Bu da euro bazlı olan yine devre aldığınız. Enflasyonu faiz artışları %70'lerdeyken ortalama kur artışı %25'lerde kaldı evet. Son. Önceki dönemlere göre Euro'da artış eskisi gibi olsaydı. Son zamanlardaki en önemli gündemimiz Bankalar Birliği'nden çıkışımız. Trabzonspor için çok çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda da inşallah Trabzonspor futbolda yaptığı bir devrimin bir benzerini gerçekleştirecektir. Bizim açımızdan, bizim kulübümüzün mali yapısı açısından son derece önemliydi. Yaklaşık olarak yıllık 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk. Bir taraftan da Trabzonspor gelirini arttırması lazım ki, şöyle daha net bir örnek vereyim. Önümüzdeki yıl borcu sıfırladık. Ama orada biz de durursak veya bizden sonra kim gelirse o da durursa fark etmez. Trabzonspor yıllar içerisinde, 3-4 yıl içerisinde aynı hale tekrar gelir. Bu çok net. Yani Trabzonspor gelir getirici kalemden attırması lazım. Bununla alakalı ne yapıyoruz? İstanbul'da 3, Trabzon'da 1 çok önemli arazi üzerinde çalışıyoruz. Bununla alakalı ciddi bir planlamamız var. Başvurularımız olacak. Olduğu zaman da sizleri bilgilendireceğiz bu konuda. Biz şampiyonluk olduğumuz yıl bizimle en yakın rakibimiz arasında 10-15 milyon bütçe farkları vardı. Ama şimdi geldiğimiz rakamlarda yani yapılan transferleri alınan oyuncuları sizler biliyorsunuz bu fark çok büyük açıldı. Dolayısıyla bir an önce biz de kendimize gelir getirici kalemleri yaratmamız lazım. Bunların üzerinde camiye olarak, kitle olarak çalışmamız lazım. Bunları Trabzonspor'un içimize katmamız gerekiyor. İşte bu şu anda yapacağımız en önemli görev de bu. Bunları geliştirmemiz gerekiyor. Gerçekten saha dışında, sahada camiama karşı maçı bu açık söyleyeyim. Ama bundan sonra şöyle olacağımızda da buranın da içinden güzel bir şekilde çıkacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Onu da çok net söyleyeyim. Ama şu an itibariyle camiamızda mahcubum. Onu da tekrar belirtiyorum. Ama ekonomik anlamda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Çok ciddi emek verildi. Bu emeklerin karşılığında da çok önemli aşamalar geçildi ve geçilmeye devam ediyor. Tablo hızlı bir şekilde sizin de gördüğünüz gibi olumlu hale dönüyor. Bundan sonraki süreçlerle alakalı bugüne kadar yaptığımız gibi tüm planlamalarımız hazır. Ne söylüyorum bunu? Hazır ve üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren biz tekrar neler yapacağımızı, hangi başvuruları yaptığımızı, nerelere talip olduğumuzu, Trabzon'da, İstanbul'da ve ülkenin diğer yerlerinde siz değerli basın mensupları ve camiamızla paylaşacağız. Yani Trabzonspor hem moral anlamında artık taraftarlarını daha mutlu edecek, hem de yatırımcısını daha mutlu edecek inşallah. Buraya gelen herkes, her yönetici, her başkan, çok net söylüyorum, Trabzonspor için en iyisini yapmaya çalışır. Yani bu koltuk öyle bir koltuk. Kimseye bir suçlama anlamında veya o yaptı ben yaptım anlamında bir şey asla söylemiyorum. Ben hepsinin tanışıyorum da görüşüyorum da niyetinden eminim. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Yapan oldu, yapamayan oldu. Biz başka şey eksik yapıyoruz. İşte sahada ben diyorum ki memnun değilim, mahcubum. Kimisi bunu daha iyi yaptı. İnşallah ben de daha iyi yapmaya devam edeceğim. Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım. Ben basın önünde de sizler kanalıyla da yazılı olarak da hakemlerle alakalı Trabzonspor'un ligin başından beri açık ve net söylüyorum, katledildiğini söylüyorum. Her maçımızda ayrı ayrı olaylar var. İstisnasız. Hiç sekmiyor. Bununla alakalı kulüp olarak da hem yazılı hem sözlü açıklamalarımızı yaptık. Benim düşüncem bu yönde. Ama Trabzonspor Kulübü Başkanı yapılanları görüyor, notunu alıyor. Yeri ve zamanı geldiği zaman da bizim de daha farklı şeyler söyleyeceğiz tabii ki. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve yarışının içerisinde olmak. Yani biz geçen yılki o durumda bile kötü sonuçlar giderken ligi üçüncü bitirdik. Kupada final oynadık, alamadık. Bizim bu şu anki sezondan bir umudumuz, hiçbir bir durumumuz yok. Muhalif de olmadık şimdiye kadar kimseye. Ama Şen hocama dediğim gibi inanıyoruz. Bir kere çok hırslı. Bunu üzerine basayım yeri gelmişken. Şen hocamız gerçekten çok hırslı. Yani ben işin doğrusunda bu hırsını gördüğüm zaman şaşırmadım desem yalan olur.
Yani tabii ki istekli olur bir insan ama dün de beraberdim kendisiyle. Şenolar çok hırslı. Dolayısıyla bu işin altından çıkacaktır, inanıyorum. Biz de sonuna kadar yanındayız. Transfer konusu, dediğim gibi biz yönetim olarak ne bugüne kadar ne bundan sonra teknik kadronun dediğinin dışına hareket etmeyeceğiz.